Peki biz de bugün aslında hastalıklardan korunmak, hani hastalanırım korkusu olanlar var. İşte onlar için hastalıklardan korunmak niyetiyle okunabilecek isimler vardır. Allah'ın özellikle üç ismini çok tavsiye ediyoruz. Onların okunması bize büyük fayda sağlayacaktır diye söylemiş olayım. Ve bu isimleri söyleyeyim. Birincisi Esselam ismi. Yani bu hem selamete getirmek hem de hastalıklardan korunmak niyetiyle okunan bir isimdir. Esselam ismi. Selam, İslam aynı kökten geliyor. Selamet, bu kelimelerin tümü ortak kullanımlı kelimeler. Yani esenlik anlamına geliyor. Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar. Cennette de selam öyle olacak. Selam. Selamun aleyküm gibi bu isim hem İslam'ın adı hem de Yüce Allah'ın bir ismidir. Selam ismi. Kullarını selamete çıkaran, kurtuluşa çıkartan, erdiren, cennetteki bahtiyar kullarına selam veren anlamına gelir. Demin dediğim gibi. Ve her kötülükten ve her endişeden ve her korkudan korunmak niyetiyle okunabilecek en güzel esmadan biridir. Selam ismi. Bu kardeşimiz de okusun inşallah. Demin bana soru soran kardeşimiz de bu ismi okusun. Üç isim vereceğiz. Selam mümin. Bir de Hafiz ismini vereceğiz. El-Mümin ismi de Yüce Allah mümin isminin tecellisiyle kendine gelen kullarının kalbinde iman ışığını uyandırır. Allah kendine sığınanları efendim korur ve emanını alır. İnsanı rahatlatır bu isim. Onun için kötü hastalıklara düşmemek için Esselam, El-Mü'min, El-Mü'min, Mü'min yani bizi emana, emniyete, sahili selamete kavuştur ya Rabbi diye okumak gerekiyor. Bu El-Mü'min ismini kötü hastalıklardan korusun diye de okunur. O halde hastalıklardan korkanlar için söylüyorum. Yani aman hasta olmayayım. Mü'min, Selam, Hafiz. El-Mü'min, Esselam, El-Hafiz. Bu üç ismi bol bol okuyunuz. El-Hafiz de Hafiz muhafaza etmek işte yani. Muhafız diyoruz ya koruyan, güvenlik filan. Bu anlamlara geliyor. El-Hafiz korku, endişe, vesvese, telaş, kötülük ne varsa şer olan, seni endişelendiren, seni korkutan ne varsa hepsinden korumak niyetiyle okunması tavsiye edilen Allah'ın esmalarından bir esmadır. Esselam, El-Mü'min, El-Hafiz. Nasıl okuruz? Kaç kez okuruz? O size kalmış bir şey. Ya selam, ya selam dersiniz veya esselam, esselam, esselam dersiniz. Olur. El-Mü'min, El-Mü'min, ya mü'min, ya mü'min diyebilirsiniz. Ya hafiz, ya hafiz, El-Hafiz, El-Hafiz diyebilirsiniz. Aynı kapıya çıkıyor. Allah bu isimler hürmetine sizi, bizi, hepimizi mutlaka muhafaza eylesin diyelim inşallah.